Baba, polis dün gece kaza raporunu esas alarak Zübeyir'i gözaltına aldı. Otelde aleyhinde bazı deliller bulunmuş. Zübeyir suçlu mu değil mi bunu bilmiyorum baba. Ama bu kazadan o sorumluysa o zaman iki elim yakasında olacaktır. Onu sağa koymam. Ama bütün gece düşündüm. Niçin böyle bir şey yapsın dedim. Sen her zaman herkesin iyiliğini isteyen birisin. Buna rağmen... Alya beni bekliyor baba. Sabahtan beri onu hiç görmedim. Ben gidip hazırlanayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Alya? Sabah sabah nereden geldiğini sorabilir miyim acaba? Yenge, ben... Benim için gitmiştin. Benim için gitmiştin. Önemli bir iş için. Ama o önemli işin ne olduğunu sormayın. Bu karı koca arasında özel bir mesele çünkü. Haksız mıyım? Hoş geldin hayatım. Ben de merakla dönüşünü bekliyorum. Basit bir iş nasıl bu kadar uzun sürdü? Gidiyoruz. Müsaadenizle. Aşklarını takdir etmek gerek. Ne zaman Alya'yı tuzağa çekmeye çalışsam Zeyn Hızır gibi yetişip onu kurtarıyor. Ne diye kurtarmış olsun ki? Zeyn'i duydun, bir iş için o göndermiş. Öyle diyorsa öyledir. Seninle aramızdaki fark bu zaten. Sen sadece gözünün gördüğüne inanıyorsun. Ama ben senden daha fesat biriyim canım. O yüzden birine bakınca onu kitap gibi okurum. Alya'nın tedirgin hali ve cevap verirken bocalaması açıkça gösteriyor ki ortada pis bir iş dönüyor. Şimdi bize düşen de bu pis işin ne olduğunu bulmak.